Sevgili izleyiciler, Kadir Mısırlıoğlu ismini hatırlayacaksınız. Kendisi ya Atatürk'e yaptığı hakaretlerle bir takım böyle saçma sapan açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ve bir takım işte yine girişimleri olmuştu. Bunlardan biri de bir pul bastırımı. Neler oldu? Kadir Mısırlıoğlu ve ailesi Twitter'dan PTT'nin Kadir Mısırlıoğlu için özel pul bastırdığını iddia etti. Ama pullar devlet tarafından basılmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Devlet bize jest yaptı demişti ailesi. Adımıza pul bastı açıklamasını yapmıştı ama arkasındaki gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Pulların devlet tarafından yapılan bir jest olmadığı ve Mısırlıoğlu'nun bu pulları parasını vererek kendi adına hazırlattığı ve bastırdığı ortaya çıktı. Bunun da bu şekilde lanse edildiği gündeme gelmişti. Şimdi telefon attığımızda Sayın Sami Selçuk var. Sayın Selçuk, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, adını bile anmaktan ben üzüntü duyuyorum, sıkılıyorum ama Kadir Mısırlıoğlu, işte az önce söyledim, Atatürk'e yaptığı hakaretlerle gündeme gelen, saçma sapan bir takım açıklamaları olan Atatürk Cumhuriyet düşmanı bir isim. Geçtiğimiz günlerde ekranlarda görüyoruz, bir pul bastırdığı devlet tarafından, adına pul bastırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Neler söyleyeceksiniz? Böyle bir pul bastırılabilir mi? Kendi inisiyatifiyle bir şahıs pul bastırabilir mi? Devlet tarafından böyle bir pul bastırılmadığı bilgisi var. Neler söyleyeceksiniz? Peki devlet tarafından bastırılmamış da nasıl olmuş bu pul? Yani sadece pulu devlet bastırır. Birisi parasını vererek bastırabilir ama o kişiyi elbette ki değerlendirecektir. Geçmişteki demecini kimsenin unutmaması gerekir. Devlet adına bastırılan bir pulda böyle bir insanın, böyle bir ismin bulunması doğru olabilir mi? Şimdi devlet parayı alabilir ama bastırırken elbette ki bir değerlendirme yapması gerekir. Bu değerlendirme niye yapılmamıştır? Türkiye'nin Yunan işgalinde olmasını daha iyi bir tercih olarak belirten bir insanın pulunu bastırırken devlet benim adıma o insanın pulunu bastırıp bana tapamaz. Bu kadar basit ve yalın. Yani böyle bir imkan kanun olsa bile bunu yapmamalıydı devlet diyorsunuz. Gayet tabii yalın. Kanun o yetkiyi verebilir. Birisi yani tabii Türkiye'nin kamuoyunun çok rahatça kabul edeceği birisinin pulunu bastırabilir. Yani böyle bir demeçte bulunmuş bir insanın pulunu devlet bastıramaz. Böyle bir şey olabilir mi? Benim adıma devlet bu insanın pulunu bastıramaz. Ben böyle bir insanın pulunu para vereceğim, zarfın üzerine yapıştıracağım. Sizin aklınız eriyor mu buna? Bunun açıklığa kavuşturulması gerekir ve yetkililerin harekete geçmesi gerekir diye düşünmekteyim. Peki efendim. Şimdi... Yani değerlere bu kadar yabancı bir ülke olamaz. Vatan üzerinde kimsenin bu şekilde demeçte bulunmaya yetkisi yoktur. Olduğu zaman da ondan hesap sorulur. Bu kadar basit. Anlıyorum. Peki, şimdi son dönemde işte olağanüstü hal süreci tartışıldı, o bitti, yeni yönetim şekli, yeni düzenlemeler, yetkilerin tek elde toplanması, bütün bunlar tartışılırken işte bir hukuksuzluğun olduğu bir ortamda hep konuşuluyor biliyorsunuz Türkiye'de. Valla şimdi ben tabii şu anda taşradayım, yazlıkta bulunduğum için bazı yasalardan söz ederseniz onlara doğru cevap vermeyebilirim. Görmeden konuşmak mümkün değil. Anlıyorum. Yalnız bu ülkede sık sık bazı yanlışlar yapılıyor. Hı-hı. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Hı-hı. Mesela hukuk adına yapılan yanlışlardan bir tanesi İsmet Paşa'ya, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanına ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından İsmet İnönü'ye mal edilmiştir. Sık sık siz de görürsünüz. Basında geçer, konuşmalarda geçer. Hiç kimse bu doğru mu değil mi bunun üzerinde durmaz. Bakın derler ki İsmet Paşa bir ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça bu ülkede kurtuluş yoktur. İsmet Paşa'nın böyle bir sözü yoktur, olamaz da. Çünkü İsmet Paşa devlet adamları içerisinde gerçekten örnek bir devlet adamı olarak daima düzenden,
hukuk düzeninden yana olmuştur, kurallara uymuştur. Hatta evinde bile, özel hayatında bile bu kurallara uyan birisidir. Söz gelimi Çerkez Ethem'le uyuşmazlığı bunun yüzünden çıkmıştır. Çerkez Ethem'e demiştir ki, insanları cezalandırıyorsun, kurşuna diziyorsun. Ama önce yargıya gönder. Yargı karar verirse ve Çerkez Ethem bunu kabul etmemiştir. Bakın, savaş döneminde bile yargıya diyor başvuracaksın. Yargı karar verirse o zaman gereken cezayı vereceksin. Bu yüzden arası açılmıştı. Bakın, şimdi bakıyorsunuz İsmet Paşa ya da mal edilen bu sözün hiç kimse doğru olup olmadığını araştırmadan çala kalem yazıyor veya konuşmalarda söyleniyor. Bu sözün aslı başkadır ve çok da önemli bir söz söylemiştir İsmet Paşa. Yani Türkiye devamlı bir Descartes açığı yaşıyor. Bilginizden kuşkulanacaksınız, araştıracaksınız. Merakla araştıracaksınız, kuşkulanarak araştıracaksınız. Doğruya ancak o şekilde varabilirsiniz. Devrim karşıtı bir grup basın 1931'de sürekli hükümeti, yapılan devrimleri eleştiriyor. Bunun üzerine Türkiye Millet Meclisi'nde bir kesim milletvekili adeta baş kaldırıyor. Diyor ki, sen nasıl hükümetsin? Bunları niye kapatmıyorsun? Bu basın organlarını kapat. İsmet Paşa, 5 Temmuz 1931 dikkat edin. Faşizmin yükseldiği dönemdir, yükselmeye başladığı dönemdir. İtalya'da çoktan iktidardadır. Kürsüye çıkıyor, diyor ki, bir memlekette erbab-ı namus, yani namuslular, lakal, eşerra kadar sabur olmazsa o memleket batar. Yani diyor ki, ve halk devam ediyor, halk iradesi diyoruz, eğer basını kapatırsak orta çağdaki padişahlarından hiçbir farkımız kalmaz. İşte bunun için biz hükümet olarak basını kapatmıyoruz. Ve ekliyor, bugün içinde bulunduğumuz dönem, devir, o gün kendi deyişiyle hukuk şinasların devridir. Yani hukukçuların devridir, hukuka uyalım diyor. Bir başka deyişle diyor ki, namuslular sabırlı olmak durumundadırlar. Halk iradesine uyarak basını kapatamazsınız diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani o günkü dönemde bile İsmet Paşa özgürlükler, basın özgürlüğünü savunuyor. Kime karşı? Meclisteki harekete geçen milletvekillerine karşı. Bu işin namuslularla ilgisi yok. Namuslu olmayanları takip etmek görevi savcılarındır. İsmet Paşa diyor ki, bu işi hukuk şinaslar çözer diyor. Ben değil. Dikkat eder misiniz? Evet. Bu kadar dikkatli bir konuşma yapıyor. Yani sabırlı olun, basını kapatmayalım, eleştirilere katlanalım. Bu konuda eğer bir yanlışlık varsa siyasetçilerin işi değil, hukukçuların, yani savcıların işidir diyor. Yani eşsiz bir söz bu basın özgürlüğü açısından. Ama ne yazık ki çarpıtılmış bir söz. Evet. Bir başka örnek daha vereyim, izin verirseniz. Yassıada'da yargılama sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarının parti tarafından kamulaştırılması ile ilgili yasanın anayasaya aykırı olduğu görüşülüyor. Anayasayı ihlal davalarından birisi de bu. Ve 36 sanık hakkında dava açılıyor. 36. Bunun üzerine rahmetli Samet Ağaoğlu ayağa kalkıyor. Diyor ki, neden 36? Ve bu kanunu hükümet adına savunan Fethi Çelikbaş neden sanıklar arasında yok diyor. Bunun üzerine Başkan Başol diyor ki, sizi alıp yassı adaya tıkan kudret böyle istemiş. Şimdi dikkat edin, bakın dikkat. Biz onu bilemeyiz. Divan sadece huzuruna getirilen davaya bakar.
Bu ne demektir biliyor musunuz? Roma hukukundan beri bir ilçe vardır yargılamada. Davasız yargılama olmaz. Yargıç davaya kendiliğinden el atamaz. Önüne gelen ne ise ona bakar. Evet. Bu çok önemli bir ilkedir. Evet. Yani Latincesi de var. Şimdi burada dikkat ederseniz baştan yerilesi değil, övülesi bir ilkeyi, 2000 küsur yıllık bir ilkeyi dile getiriyor. Herkes zannediyor ki bize emir verildi, biz de sizi cezalandıracağız, hapislerde çürüteceğiz. Yok öyle bir şey. Yassıada, ben öğrencilerime de sık sık söylerim, Yassıada doğal yargıç ilkesine aykırı bir kurumdur, bir mahkemedir ve hukuk devletinde böyle bir mahkeme olmamalıydı. O ayrı. Ama başkan her şeyi yanlış yapmıyor tabii. Bazılarını da doğru yapıyor. Ve diyor ki ben yargıcım. Ölüme kimi getirirlerse ona bakarım. Gerisi beni ilgilendirmez. Bu doğru bir sözdür. Evet. Yani bunlar çok ilginç örnekler. Evet. Şimdi buradan yola en çıkarak... En önemlisinden bir tane daha izin verin. Nedir o biliyor musunuz? Atatürk'ün bir sözü var, hastanelerde görürsünüz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Yani Ankara'da da görürsünüz, büyük büyük şeyler. Atatürk ne diyor? En hakiki mürşit bilimdir. Sadece ona danışacaksınız, bilim yolundan yürüyecek. Şimdi Atatürk böyle bir şey söyleyebilir mi? Atatürk'ün söylediği söz şu. Rahmetli Celal Bayar diyor ki ben dışarıdan bir hekim getireceğim. Sonra onu seni ona muayene et demek istiyoruz paşam. Fransa'dan bir hekim getirirdim. Ünlü bir ismi veriyor. Atatürk'ün cevabı diyor ki Hatay sorunu var diyor. Benim hasta olduğumu kimse bilmesin. Şimdilik beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Şimdiliği unutmuş, bir tarafa bırakmışlar beni Türk hekimlerine. Yani biraz önceki söylediğimde bu da anlamı şudur. Hani Bektaşi niye namaz kılmıyorsun deyince la takrabis selate. Namaza durmayın diyor Allah demiş. Gerisi de okumuyor. La takrabis selate ve entüm sukara var. Yani sarhoşken namaz kılmayın diyor. Bunların hepsi ona benziyor. Dikkat edin. İşlerine gelen insanlar alıyor, bunu böyle kullanıyor. Evet. Sayın Hatta şimdi... bir arada bir şey daha düzelteyim. Benimle ilgili olarak devamlı bir söz dolaşıp duruyor. Yazarlar söylüyor, siyasetçi söylüyor, sağda solda söyleniyor. Ben demişim ki vicdanla cüzdan arasına sıkıştık. Ben böyle bir söz söylemedim. Sizin kanalınızdan herkese dünyayı Türkiye'yi ilan ediyor. O söz bana ait değil, benden önceki arkadaşıma aittir. Yani bana mal ettiler onu. Peki efendim. Yani demek istediğim bütün bunlar Türkiye'nin hala bir Descartes açığını yaşadığını gösteriyor. Kimse araştırma yapmaz, gereği duymadan aklına geleni söylüyor. Anlıyorum. Sayın Selçuk, şimdi bir vesile sizinle konuşuyoruz. Şu konudaki görüşünüzü de almak isterim. Biliyorsunuz CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu tutukluluğu döneminde aday gösterildi ve tekrar seçildi. Beraat tahliye kararı bekleniyordu ancak böyle bir karar yok. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne olması gerekir? Anayasadaki karşılığı nedir Enis Berberoğlu'nun durumuyla ilgili? Evet. Önce bir genel değerlendirme yapmak isterim. Ceza yargılaması yasası eski yasaya göre tutukluluğu çok güçleştirmiştir. Bir kere bunu bilelim. Çünkü tutuklayabilmek için şüphe yetmiyor. Kuvvetli şüphe yetiyor. Peki bu kuvvetli şüphe neye dayanacak? Somut olaylara ve kanıtlara dayanacak. Ben şaşkınlık içindeyim. Yani yargıçlar tutuklama kurumunu o kadar rahat kullanıyorlar ki. Yani ben 9 defa düşünmem lazım birini tutuklamak için yargıç olsaydım. Çünkü o kadar güçleştirmiş ve daha sonra imkanlar vermiş. Demiş ki eğer aynı sonucu
adli kontrol ile gerçekleştirebiliyorsan onu kullan. Ben bunları anlamakta zorlanıyorum. Şimdi Enis Bey'in durumuna geldiğim zaman bir kere Enis Bey tabii ki bir dokunulmazlığa sahiptir. Dokunulmazlık bizde son derece geniş bir tanım yapılmıştır. Bu yanlıştır bir kere. Oturumlara katılma imkanını verdiğiniz zaman onun dışında dokunulmazlık uygar ülkelerin hemen hemen hiçbirisinde yok. Bunu baştan belirteyim. Bu yanlış. Bunun düzeltilmesi gerekir. Enis Bey'in durumunda ise böyle bir tutuklanan bir yani dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin yakalanması, yani dokunulmazlığın anlamı zaten bedenine dokunamazsınız. Bedenine ilişemez. O bedeni özgürce kullanacak. Yani meclise gelecek, sağa sola gidecek, propaganda yapacak. Adı üstünde dokunulmazlık, inviolabilite diyoruz biz ya. Dokunamazsın. Ne? O zaman yakalayamazsın. Anayasa diyor ki tutulamaz diyor. Yani yakalayamazsın diyor. İki, tutuklayamazsın diyor. Üç, sorgu için çağıramazsın, ayağına getirtemezsin diyor. Onun dışında milletvekilini evinde arama yaparsınız, başka işlemlerin hepsini yaparsınız, delilleri toplarsınız ve dava da açabilirsiniz. Bazı davaları bitmesi mümkün değil. Hak düşürücü süre var. Davayı da açabilirsiniz. Evet. Milleti, şimdiki bu önümüzdeki duruma gelince, tabii dosyayı incelemediğim için durumu kesinlikle bilmiyorum. Sanıyorum ki anayasanın 14. maddesi içine sokuluyor. O benim kanaatimce edindiğim bilgilere göre son derece tartışmalı ve çok küçük bir olasılık. Yeniden milletvekili seçildiği zaman bütün bunları ayrıntılı ve dikkatli düşünerek karar verilmesi gerektiği karşısındayım. Bunun yapıldığından biraz kuşkularım var. Ama dosyayı incelemediğim için kesin yanıt veremiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Selçuk. Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum efendim.